görmeye geldik de. Sevgili Dünür'ü hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bak bakaşa bak. Hadi baklavaları yiyelim. Dana yaba demek. Sen yemek de... Geldim Dünür'ü. Teker dengeli yapıyor. Arabacı Ali. Allah Allah, canından çok sevdiği keçisini satıyor. İşe bak sen. Arabacı Ali keçisini satıyorsa onda bir iş vardır. Mutlaka hastalanmış. Yoksa satmaz sevgili keçisini. Hadi şuna bir bakalım ha. Selamün aleyküm Ali Usta. Aleyküm selam. Keçi satılık mı? Yok, hava almaya çıkardım. Tabii satılık. Subhanallah. Alacağım mı? Yok canım, öyle sordum işte. Hasta filan mı? Ne hasta ne usta. Sana satılık keçi meçi yok. Hadi git başımdan. Evet. Hadi. Adam da yok zaten. Ne ters adam be. Hadi lan yürüyün. Hadi. 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 Yürüyor mu koca oğlan? Görmeseydin. Emine! Fatma! Neredesiniz? Buyurun, geldim. Yemek hazır mı? Karnım aç. Yemek hazır diye geldi efendi. Yapmadık ki.
yapmadınız mı? Yemek mi yapmadınız? Yapacağımız yemeği demedin ki Ali efendi. Fatma! Efendim baba! Kızım, biz yemeklerimizi nasıl yapıyoruz? Takvimin yaprağına bakıyoruz, ne yemek yazıyorsa onu yapıyoruz. Fatma kızım, takvim nerede? Oturma odasının duvarında. Yapılacak yemeği yazan takvim yaprağı nerede? Takvimin üzerinde baba. Öyleyse neden koparıp bu salak anana vermedin? Gene bağıracak bir şey buldu doğrusu. Giderken kopar demedin ki baba! Ben aşçıya gidiyorum. Sonunda aşçıya muhtaç ettiniz beni ele güne karşı. Allah cezanızı versin! Danalar gibi uyursunuz! Danalar gibi uyursunuz! Ben sana demedim mi anne? Koparıp bakalım demedim mi? Bir yılın azar işittim senin korkaklığın yüzünden. Anacığım, beni bugünler için mi doğurdun sen? Bir dakika abi, şey yapalım. Ali usta bir çorba. Para etmiyor artık. Ne olacak? Bağlılık aldı başını gidiyor. Hatırla bakalım. Kahvaltı sofran kaç paraya çıkıyor? Büyük şehirden geldim. Seni de götüreyim. Kurtul şu küflü kasabadan. Büyük şehirde her şey büyüktür. Kızını bir milyonerle evlendirirsin. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz. Rahat edersin. Hadi. Haklısın beyim. Elinde kalasla gelmişsin. Bugün pazar, çalışmıyorum. Ne kızıyorsun Ali usta? Kilidi açık görünce çalışıyorsun sandım. Allah Allah ya! Yahu, insan kendi dükkanında oturamaz mı? Pazar olsun olmasın! Size ne be? Kendi dükkanında oturacağım pazar günü! Size ne? Takvimin yazdığını yapmayın. Canınız ne istiyorsa onu pişirin.
Kızım, kızım benim. Kalın sağlıcakla. Hadi, hadi. Kapuska pişirelim anne. Nasıl yapalım kız? Sigara ver. Merhaba evlat. Merhaba. Ah, buyurun Mamure teyze, buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anne! Gel bak, Mamure teyze geldi. Sefa geldin Mahmure Hanımcığım, sefalar getirdin. Nasılsın? Hamdolsun iyiyim, vedalaşmaya geldim. Hayrola komşum, ne vedası? İstanbul'a göçüyoruz ya, bizim beyin tayini çıktı. Taşınıyoruz ayol, bugün. Aa, hiç haberimiz olmadı. Ah komşum, nasıl haberin olsun? Sen başındaki belayla uğraşmaktan yanını görenimi görüyorsun. Ne belası, hangi bela? E vallahi komşum iyisin ha. Başındaki belayı sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Kocan ayol, kocan! Ali efendi! Tüm kasaba biliyor o delinin sana ettiğini. Hıh, ukala karı! Senin kocan da pısırık kılıbığın teki, tutmuş babama lafı. Fatma kız, koş ayran hazırla Mahmure teyzene. Bizim kızın kitapları. Giderken taşımayalım dedik. Nasıl olsa hepsini okudu. Zaten memuriyete giriyor. Artık okumaya vakti olmaz. Fatma'ya bırakalım dedi. Okur oyalanır. E okumazsa da yakarsınız. Ya komşum, artık biz de İstanbullu olduk. Kolay gelsin Ali Usta. Benim kafes bitti mi? Bitmedi. Bitmedi mi? Yapma yahu, alıp gidecektim. Alıp gidemeyeceksin maalesef. Olmadı ki Ali Usta, bugün için tamam dedim. Tamam dedim ama tamam olmadı işte, cumartesi gel. Öyle ha deyince kasabaya inemiyorum ki ben Ali Usta. Yahu ne zaman inersin? Yapma o zaman ya. Yapma kardeşim, bu hadi, kaçıncı geliş gidişim ya. Allah Allah, hadi işine bak. Bitsinmiş. Gel de sen bitir soysuz. Nasıl bitecek? Bu canavar artık konuşmaya başladı benimle. Kah konuşup ölümle tehdit ediyor. Kahmini söylüyor uyumam için. Bir uyursam, elimi kolumu ne bulursa koparacak biliyorum. Gel de bitir. Kadın gibi olmuş da haberim olmamış. Evlenecek çağ gelmiş de geçiyor. Selam Ali Usta.
Kendi kendine mi konuşuyor? Sözde görmemezlikten geliyor pis nale. Ben bilmez miyim senin ne angut olduğunu? Kızım, öyle baktım işte. Ne kadar büyümüşsün. Fatma kızım. Erkekler rahatsız ediyorlar mı seni? Aa. De git hadi aptal şey. De git. Ben de seni büyüdün sandım. Yapayalnızlık dedikleri bu olsa gerek koca olan. Şu benim karı, uyumaktan başka ne bilir ki? Üç kelime etmek istedim, rezil etti beni. Bu hayat böyle gitmez. Marangozluktan da nefret ediyorum, bu kasabadan da. Kız büyüdü, kocaman gelinlik kız oldu. Ama ne çeyiz ne çimen, elde avuçta yok. Of, bu böyle gitmez. Bir yolunu bulup büyük şehre gitsek, kız da elgin görür, hayırlı bir kısmete oğlum, çıkar. Oğlum son kadeyi içmeyecektik. Olsun ya. Oğlum alt tarafı küpelik olduk, karımız kızımız da yok ki. Lan oğlum karımız olsa of, fena mı olur? Of böyle sarayıp yatarız be. Allah benim karı gibisini verirse bunlara, bugünleri çok ararlar. Yapamam hemşerim, çok ince iş. Değmez. Kaç para alacağım ki zaten? Pazarlık bile etmedin usta, yapmam diye kestirip atıyorsun. Kestirip atmıyorum, yapamam diyorum, yapamam! Keyif benim değil mi? Sen de iyisin ha, millet iş olsun diye göbek atar, bu da iş beğenmiyor. Allah Allah! Öst, ayı! Şeytan yok ya. Ne buldular babanızla, Kenan Bey? Ben burada para saymaktan yoruluyorum vallahi, nerelere harcıyorsunuz bu paraları? Hiç aklım almıyor. Bekar erkek parayı ne yapar? Yoksa merak mı ettiniz? Ay çok hoşsunuz vallahi, bizim kasabanın kızları... Bırak şimdi kasabanın kızlarını da çabuk say şu paraları! Allah Allah! Oğlum, sen de çabuk ol biraz! Çok bekliyorum. Ne yapayım amcacığım? Çok para, çok şaka. Şuradan jeton versenize bak. Hoşça kal. Güle güle Kenan Bey. Sen ne istiyorsun? Ali Hak Yemez adına havale gelmiş olması lazım. 70 bin lira. Kemal Yıldırım'ın göndermesi gerekiyor. Müşterimdir.
Bu son taksidi. Yok, gelmemiş. Senin neyin vardı? Para mı yatıracaktınız? Hı hı. Evet. Al şunu da eve gidin hadi. Hadi gel anne. Sakın para mara harcamayın. Hadi çabuk. Tamam. Ne vardı sanki yüreğimi kaldıracak? Anan ölmüş diyecek. Ha? Of, aman anne, ölen falan yok. Kimse de öldü demedi ki sana. Hadi yürü, rezil oluyoruz. Ne olmuş ki? Marangozlar şehir bölümünde ne işi var ya? Gerçekten. Çok güzel. Martı yükseldi galiba. Buyurun, ne içersiniz? Bir bira. Bir bira? Yanında bir şey ister misiniz? Yanında bir şey istemez. Peki efendim. Gel. Buyurun biraz. İyi akşamlar Ali Usta. Sen buralara gelir miydin? Ya, amma kıtır bir memleketteyiz be. Nasıl yani? Kadından yana mı? Elbette, topu topu geçkin bir kasaba fahişesiyle eğleşip duruyoruz. Beğenemedin mi oğlum? Etli butlu kadın işte. Ya, ben onun memelerini gördükçe içimden ağlamak geliyor be. Şşt Kenan, inat etme de bu gece tadına bak şu ekşimiş sütlacın. Evet, sen de bizim gibi bulaşıp mundarlaş bakalım. Susun be! Ne o, yoksa burada böyle diyorsun, orada tık yok mu? Hadi oyna, hadi kalkalım. Hadi görüşürüz. Çakmak kimi burada? Hesabı sen hadi. Tamam. Oğlum, benim borcum ne kadar? 1000 lira. Tek bira parası abicim. Başka bir şey yok işte. Niye kızıyorsun? Haca mıyım ben? Bir tane de içerim, 100 tane de içerim. Hıh! Allah Allah! Sakın korkma! Bizi utandırırsa bak! Konuşmaz seni! Sen de bizi! Kesin gürültüyü. Sıra kimde? Kimde olacak? Yanında tabii ki. Hadi yumruk yavrum. Hadi bakalım. Evet. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şüpheli diyorum. Niye? Abi bilmiyorum ya. Yarın ne olacak? Yok. Hadi. Ben geri gidebilir miyim?
Neden, ne oldu? Gideyim ben. Nah. Baba, annem bugün çok ağladı. Çok mu ağladı? Neden? Artık çok yoksul olduğumuzu, senin eskisi gibi para kazanamadığını söyleyip ağladı durdu. Ana kız ikimiz de çok yakında gündeliğe gideceğiz, bak görürsün diye geceyi zehir etti. Benim de uykum kaçtı. Ananı bilmez misin sen? Kireyi deve yapar o. Evet. Biraz para sıkıntımız var. Ama çok yakında düzelecek. Nasıl düzelecek baba? Hadi yat sen. Yat, uyu. İyi sabahlar. Bana bir sade kahve yapsana, bir de soda. Peki abi. Oldu abi. Delikanlı, ateşin var mı? Sağ olasın. Bir şey değil. Selam, selam! Dürzü, demek arabacı diye alay aldığın Ali'ye senin de işin düşermiş ha? Selamun aleyküm Ali usta. Aleyküm selam. Ne olacak o tahta? Şuralardan biçersen mozaik çıtası yapacağım. Geç. Şenol! İki çay getir oğlum. Senden saklayacak değilim Nizam. Bu canavardan korkuyorum. 35 yıldır çalıştığım makine bazen dişleri kanlı bir canavar gibi görünüyor bana. O zaman elimi süremiyorum hiçbir işe. Ama artık bu canavardan kurtulacağım. Nasıl kurtulacaksın? Satacaksın mı? Heh. Hem saklayacağım hem de kurtulacağım işte. Hey delikanlı! Gel hele gel. Hadi hadi çayın sırasıyla hadi git. Buyur baba. Babam filan olacak değilim. Ne baban olacağım ne de akraban. Sen kızımdan uzak dur yeter. Yoksa... Kızım ne kızı? Ne kızı deme. Eve taşındığından beri tabanı yanmış it gibi dolaşıp duruyorum kızın arkasında. Ne münasebet? Sus! Çok konuştun delikanlı. Haddini bil. Sana söylüyorum. Sonu kötü olacak bu işin, bilesin! İşte o kadar! Son sözüm bu! Bizim önce namusumuz gelir delikanlı! O senin bildiğin şehir kızlarından değil! Koklanmamış bir çiçek o! Ne kızını tanıyorum ne de gördüm! Sussan iyi olur da! Konuşma! Kızımın peşini bırak yeter! Hadi vuralım! Hadi! Dediklerimi de unutma! Kızımı rahat bırak! Allah kahretsin. Kenan Bey, motokopunun tamiri bitti. Almayacak mısınız kardeşim? Allah Allah! Biz namusumuz için yaşarız Nizam.
usta. Oğlanın yaptığı ayıp mayıp ama belki kızını sevdi. Bu tali kuşu bence. Babası milyoner bu oğlanın. Çok zenginlermiş. Benim kızım namusumdur Nizam. 50 yıldır yaşadığımız yerde kimse adımızı çıkaramaz bizim. Babasının serveti namusumuza gözükmesine yetmez onu. Geç kaldım. Daha hükümet doktoruna gideceğim. Çıtaları akşam üzere alırım artık. Yoksul insanlarız. Ama evelallah namusumuz için yaşarız. Biz namustan yana milyoneriz. Namusumuza kimse söz edemez. Karşımızdaki eve taşındığından beri arkanda fırıl fırıl dönen o Yezid adam aklını maklını çelmesin sakın. Kendi yurdumuzda rezil etme bizi emi güzel kızım. Birkaç gün oldu eve taşınalı, işe güce gittiği yok. Ardından dolanıp duruyor. Kapıları pencereleri yiyor alçak olan. Kızım, sakın ola ki şeytana uyup sen de... Aa, tövbe olsun babacığım, o nasıl söz? Allah korusun, ben eve gideyim. İzin almış gelmeyecekmiş. Ne doktoru? Hükümet doktoru. Bir hafta izin almış. Yok. Vatandaş ölsün burada. Kimsenin umurunda mı? Borcum ne? Ne borcu canım? Bunun borcu mu olurmuş? Doktor yokmuş ha? Yok. Ağrıdan geberiyorum ama yok işte. Çekip gitmiş. Hadi eyvallah. Nizam! Bak hele! Gözünü seveyim. Sabah şu kızın ardındaki oğlanla yaptığım ağız dalaşını kimse bilmesin ha? Her şey aramızda. Bilirsin, buralarda çıt desen tüm kasaba duyar. Şimdi ayıp ettin Ali Usta. El kişiyiz. Bir laf burada edilir, burada kalır. Sen kimseye deme dedin, ben de unuttum. Hadi eyvallah. Sen kimseye deme dedin, ben de unuttum. Hey, sen kimin köyünü soruyorsun Nizam Efendi? Şimdi doğru kahveye koşacaksın. Milleti çevrene toplayıp Ali'nin kızı buraya yeni gelen delikanlıyla falan da filan. Gavur Ali bu. Nefes bastır bilmez misiniz? Kızı benim oğlanla işi ilerletmiyor. Thank you.
stop ettirin. Tamam, tamam, tamam. Niye sordun? Çünkü bu sefil kaderin değişmesi gerek artık. Yetti. Bugün bir, yarın iki, üç, dört. Bilemedim, beş günde hallolması gerek. Sen. Ben uyumuyorum, hastayım, hasta. Her yanım çekiliyor, damarlarım ağrıyor. Karnım aç, yemeği hazırlayın. Nasılsın kızım? İyi misin? Ne oldu? Hasta gibi mi görünüyor? Bütün gün odasında oturdu. Hiç çıkmadı. Kitap okudum baba. Bütün gün kitap okudum. Fena mı yani? Fena olur mu kızım? Fena olur mu? Kitap okumak fena olur mu hiç? Ama çok okuyup da gözlerini bozma. Kitapların konuları güzel mi bari? Ha, güzel konular. Aile hikayeleri hep. Sana su getireyim mi? Getir, getir, getir. Kaptan Rıza. Hangi işten çıkıyor? Savunmanın zemininde Gökhan var. Rıza. Recep. Ve kalesi sana tekrar geliyordu. İşin kaçın kalesine sana soruyor. 2 numara Recep, 3 numara Kadir, 4 numara Gökhan, 5 numara Uli, 6 numara Mehmet. 7 işe ne oldu? 2 yılında 9 seyyan. Bırak diyor. Bir iş diyelim. Kadir durumunu bozdu. Seyyar sonunda. Bana bir seyyar sonu kapıyor. Hayır, hayır, hayır.
Aşağı gel de şu anan uyandır. Sinirim oynuyor. Ben yatıyorum. Allah'ın cezası da olsun. Bir saniye rahat bırakmıyor kızı. Bana aşıkmış. Deli gibi seviyormuş beni. Ben de onu seviyorum. Biraz daha yakından görebilsem. Uzaktan çok yakışıklı. Genci düşümde gördüm. Tam birlikte kaçıyorduk ki. Babamı da otobüsün şoförü olarak gördüm. Çok korktum. Tam o sırada annem elime basmaz mı? Yastıkları da kafama düşürdü. Pilav yemeyeceğim mi? Hayır, keyfim yok. Başım ağrıyor.
Amerikan'da gazino mu açıldı yoksa? Allah'ım yarabbim. Hiç de haberimiz olmadı. Sen geçerken gördün mü gazinoyu? Acaba bizi de içeri almazlar mı kız? Ne gazinosu? Biri tep çalıyor. Biraz yüksek çalıyor ya. Kızım, bana ızamur kaynatır mısın? Tabii baba. Ben hastalanıyorum galiba. Tabii hasta olursun. O kadar sigara içilir mi? Bin kere içme diyorum şunu sana. Seni gördüğüm anda aklım başımdan gitti. Sevinçten uçuyor. Baba ızamır. Baba. Kenan Bey, bir beyin oğlu. Kenan. Bakıyorsun burada kız. Baban hastalanmış, can çekişiyor aşağıda. Sen burada oturmuş kerif çatıyorsun. Koş yanına koş. Ben hükümet doktorunu getirmeye gidiyorum. Ihlamur kaynat, çay may yat, çabuk hadi.
tane kelime. Ölüyorum. Kızım, herkes hakkını helal etsin. Makinede, koğuşta, keçide helal etsin kızım. Babacığım, ne olur ölme babacığım. Ben günah işledim, acısı babamdan çıkacak. Yukarıda oynaştım tabii elin adamıyla, Allah çarptı işte bize, eyvah. Babamın ölümünden ben suçluyum ah babacığım. Tövbe, daha bakmam elin adamına. Tövbe! Yanıyorum! Şu kapıyı aç! Aç kapıyı, aç! Aç, aç, aç! Nerede doktor? Ne zaman gelecek? Bir hafta sonra. İstanbul'a gitmiş. Hain bunlar. Vatan hainleri. Hain bunlar. Vatan hainleri. Vatandaş ölsün burada, umurlarında değil. Gariban Ali geberiyormuş kimin umurunda? İzinliymiş. Dün sabah 7 otobüsüyle gitmiş. Karısı da gitmiş. Çünkü yeğeni evleniyormuş. Oğlu gitmemiş. İmtihanlara hazırlanıyormuş. Sus be kadın! Sus! Sana ne oğlunun imtihanından? Sus! Ölüyorum burada! Hadi anne sen git yat. Ben beklerim babamı. Bir şey olursa seslenirim sana. Hadi. Peki kızım. İyi bak bari. Kuş yatmış demek. Güzel rüyalar kuşum. Makine kapacak elimi, kapacak, doğrayacak her yerimi. Korkuyorum, korkuyorum. Of, of aman! Ay, ay ya. Kızım, ben ölüyorum. Tamam artık. Gidiyorum ben. Ne yap yap, bana bir doktor bul kızım. Anamı uyandıralım da seni şehre götürelim baba. Hayır! Daha yolda ölürüm ben. Doktoru buraya getirmelisin. Doktor! Hangi doktoru bulabilirim ki baba? Nereden bulabilirim? Askeriyeden bulabilirsin. Askeri doktoru getir bana kızım. Şu karşıya yeni taşınan komşuya git. Kızım. Teğmen doktor onun arkadaşı. Askeri doktoru alır getirir o. Getirir. Babam hasta. Ölüyor, ölüyor, ölüyor dersin. Çabuk! Tamam baba, gidip üstümü değiştir. Hayır! Ne üstünü değiştirmesi? Çabuk ol. Ölüyorum. Şimdi sırası tamam. Üstünü değiştirmenin. Tamam. Çabuk! Kim ola ki?
Türkiye'de bir şey oldu mutlaka. Tamam, tamam, geldim. Aman Allah'ım, ne güzel kız bu. Ay, yakından daha da yakışıklı. Rahatsız ettim ama babam çok fena hasta. Hükümet doktoru izinliymiş. Babam dedi ki, askeri doktoru siz tanıyor musunuz? Babam çok fena hasta yani, ölecek gibi. Babam dedi ki, askeri doktoru getirtir mi dedi. Babam çok fena hasta, yani acaba... Tabii, hemen gidelim, bir dakika. Kusura bakma Zeki, rahatsız ettik seni. Bizim komşu, babası birden ağırlaşmıştı. Acaba bir gelip bakabilir misin? Biraz bekleyin, giyineyim hemen geliyorum. Normal. Şimdi de nabzımıza bakalım. Nabız yüksek. Yüksek mi? Neymiş, çok mu hasta? Yok, çok hasta değil. Hasta bile değil sanki. Şimdi bir şey yok. Vitamin veriyorum. Gündüz yorulmuş olabilir. Bir ayran yapın, içsin uysun. Yarına bir şey kalmaz. İkinize de çok teşekkür ederiz, çok zahmet oldu. Ne önemi var canım, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, bir şey olursa bana seslenebilirsiniz. Hı? İyiyim, iyiyim. Düzeldim bak. Doktoru görünce korkudan iyileşiverdim. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum kızım. Hadi. Sen çok üzüldün, yoruldun, yat. Biz annenle biraz daha otururuz, değil mi Emine? Hı. Erken uyumuşum. Babam nasıl? İyi. Hadi aşağıya.
İyiyim baba, sen nasılsın? Maşallah, Türk gibiyim. Sayende kızım. Fatma, kızım. Dün gece çok yoruldun, üzüldün. İstersen bugün arkadaşın Ayşe'ye gidebilirsin. O kızın ailesi iyi insanlar. Hadi hoşça kalın. Emine, öğlene yemeği sen getir. Kızı rahat bırak. Peki tamam, sen nasıl istersin? Hadi eyvallah, hadi. Güle güle. Uğurlar ola Ali dayı. Eyvallah, eyvallah. Delikanlı? Delikanlı. Akşam için kusura bakma oğlum. Zahmet oldu sana da. Ne zahmeti? Estağfurullah. Maşallah iyileşmişsin. İyiyim Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Aman iyi ki hastalandın baba. Yoksa ben o güzelim kızın elini tutabilir miyim? Kenan! Kenan! Ah anne! Geldin. Hoş geldin. Kahveye gelmezdin. Hanidir bakıyorum geliyorsun. Ne olmuş? İnsan değişmez mi? Belki ben de değiştim. Hayır, sen durduk yerde değişmezsin de bir şey mi var acaba bizim bilmediğimiz? Bir şey yok, bir şey yok. Bakın işinize. Allah'ın kahvesine gelip oturdum işte o kadar. Yahu Ali Usta, şu milyonerin oğlu Kenan senin kızın rahatsız etmiş gibi bir şeyler duyduk. Doğru mu acaba? Haddine mi düşmüş? Yeltendi filan ama ağzının payını verdim sustu. Yok, eğer hala devam ederse alır kızı namusuyla telli duvaklı gelin eder. O zaman bir diyeceğim yok. Ama öyle namusumuzu iyice sayıp gezip tozmak yok öyle şey. Ben adamın bacaklarından mı hırım valla? Daha kalacak burada.
eyvallah. Güle güle. Güle güle. Yavrum. Canım benim. Anneciğim. Güle güle. Hadi iyi bak kendine evladım. Merak etme. İyi olacak. Arkadaşın olmadı mı? Babam beni öldürür. Öldürmez, korkma. Görmez ki baba. Haberi olmaz. Biz gizlice kaçar. Ne zaman? Ne zaman Fatma? Evime gelirsin, kimse görmez. Ne zaman? Ne olur dayanamıyorum artık. Sensiz olamıyorum artık. Hadi Fatma, üzme beni, ne olur. Babam gidince, şehre kereste almaya gittiğinde. Ne zaman gider kereste almaya? Bilmem ki. Geç kaldım. Gitmem lazım. Babam uyanır da beni ararsa yandım. Gitme. Uyanmaz, uyanmaz. Kim bilir kaçıncı uykudadır şimdi. Kereste alacağım. Sen bugün pazara git, aylık alışverişe et. Ama ayın daha ortası, erzağımız var. Sana erzak var mı demedim, de o. Git al işte. Ayol Ali Efendi, böyle birdenbire nereden çıktı bu şehir şimdi? Şehir bir yerden çıkmadı, orada duruyor. Keyfin misin sen? İstediğim zaman giderim. Peki ne zaman dönersin? Belli olmaz. Belki dönmem. Belki yarın dönerim. Fatma kızım, sen de bütün gün benim söküklerimi hallet. Olur mu kızım? Gömleklerim var ütülenecek. Eğer çok sıkılırsan, 6'dan sonra Ayşelere gidersin. Ama tam 8:30'da evde o. O saatten sonra sokakta durmaz Ayla kızları. Nedenmiş o? Gitmesin canım. Ne işi var? Sonra Ayşelerde, otursun evinde. Sen karışma. Gidecek işte o kadar. Sen sus.
bilinçli makarnayı gene geçen ayki kadar mı alacağım Ali efendi? Ne kadar alırsan al. Şehirden size ne getireyim? Bu sabah gidiyorum. İki gün gelmem herhalde. Sus Ali efendi, sus! Evde olmadığını duyurma kimseye. Biz iki kadın yalnız kalacağız burada. Duymasın kimse. Konuşma be kadın, konuşma! Duymaz kimse, korkma! Hem duy... Git ulan başımdan, git! Allah'ım ben sana ne yaptım bu manyağı başıma verdin? Saat 6'da. Sen de gelseydin ya be kızım. Hayır, ben babamın söküklerini dikeceğim. Onca yükü nasıl taşırım ben tek başıma yavrum? Aman anne, dönünce nasıl olsa yatar uyur dinlenirsin. Herkes de benim uykumla uğraşıyor bu evde. Nedir benim çektiğim? Allah canımı alsın da kurtulayım. Ah, bütün yüz omuzumda. Ben Ayşe'lere gidiyorum. Silah istiyorum, sabo!
Ne bakıyorsunuz Dağ? Ne bakıyorsunuz? Koyunlara ateş etmeyeceğim Sabah. İtlere ateş edeceğim. Babasının parasına sırtını dayayıp namusumuza göz diken itlere ateş edeceğim. O mühendis bozuntusu kızımı aldatıp dağlara çıkarmaya kalkmış. Mesele buysa silah kolay ha. Çok haklısın. Bu namus meselesidir. Evlenir, alır kızı, temizler namusunuzu. Yoksa hapsi boylar. Evlenmek zorunda. Evlenmek zorunda. Kızı almak zorunda. Yol verin, açılın bakayım şöyle, yol verin. Susun! Komiser bey, bana bir saniye müsaade eder misiniz? Tamam olur. Çok önemli bir işim var. Hadi. Az sonra kurtuluyorum senden ulan. 35 yıl sonra kurtuluyorum senden! Kurtuluyorum! Hey! Mı? Tamamdır komiserim. Hadi Kimse yok burada, burası bomboş. Olamaz! Burada olmaları lazım! Buradadır onlar! Kızın adı ne? Kızın adı Fatma. Kızın yaşı kaç? Kızın yaşı 17. Oğlan nerede acaba? Rezalette. Sen nesi oluyorsun? Ben babası oluyorum.
sonucu suç sabit görüldü. Kenan, rüştünü ispat etmemiş bir kızı gasp etmekten ceza yiyecekti. Kenan'ın sevgili babası yıldırım hızıyla kasabaya geldi. Olayı öğrendi. Oğlunun hapse girmesine asla izin veremezdi. Ali menzile yaklaştığını hissediyordu. Ama aklını kurcalayan bazı sorulara cevap veremiyordu. Mesela Kenan'ın hapsedilmesini istemiyordu ki o. Beyim, alır kızımı, namusunu kurtarır. Gelininiz olur, oturur evinde. Tamam, pekala. Ama önce karakola gidip şikayetinizden vazgeçmeniz gerekiyor. Sonra tekrar oturur bunu konuşuruz. Evvela sevgili oğlumu, sizin de sevgili damadınızı nezaretten kurtaralım. Hadi, hadi! Şimdi olmuş bitmiş şeylerin üzerinde durmayalım. Sana evlenirler derken aslında... Oğlum sözlüdür Ankara'da. Bu sözü de bozmamızın imkanı yok. Çünkü iş ortağımın kızıyla evlenecek. Yani... Nasıl senin kızın kendi kendine karar veremezse, benim salak oğlum da veremez. Bu yüzden... Sen ne demek istiyorsun beyim? Ne demek yani bu? Yani bu, oğlum kızınla evlenemeyecek demek. Peki... Kızımdan ne istediniz? Kimse bir şey istemedi. İkisi karar vermişler, gönül eğlendirmişler. Ama ben senin zarar ziyanını karşılayacağım. Yazık, bir genç kızın hayatı ziyan olmasın. Ali artık o kasabada duramazdı. Zengin baba da oğlunu o kasabadaki işinde tutamazdı. Garip bir tesadüfle Ali ve ailesi de zengin beyefendi de aynı gün kasabayı terk ettiler. Şeyleri anlayamamıştım.